İttihad Ulema olarak genel yönetim kuruluyla üyelerimizle beraber Kudüs'ün işgali ve İsrail'in Amerika nezdinden başkent ilan etmesiyle ilgili önümüzdeki haftalarda inşallah bölge ulemasının, şeyhlerinin, kanaat önderlerinin katılacağı daha böyle geniş anlamlı, manalı bir toplantı düzenleyeceğiz. Bunun için bu toplantı ön hazırlıklı kararlar alındı. Bugün itibariyle biz inşallah startı verdik ve önümüzdeki haftalarda tarihi netleştiği zaman bunu inşallah medyayla sizinle de paylaşacağız ve bütün ulemayı bu toplantıya katılmak için davetiyelerimizi götüreceğiz. İnşallah ulemanın burada ittifak ve birliği oluşursa ümmette Kudüs'e karşı bir duyarlılık ve hissiyat da oluşacağı kanaatindeyim. Bugün işte İttihad bünyesinde İttihadül Ulema vel Medaris cemiyetinin alimleri burada İttihat Merkezi'nde toplandık. Kudüs'le ilgili istişarelerde bulunduk. Kudüs için ne yapılmalıdır? Bize düşen görev nedir? Bu konuda ne yapabiliriz? Ne gibi bir adım atabiliriz toplumla beraber? Bu konuda ne gibi faaliyet edebiliriz, ne gibi faaliyet yapabiliriz diye bu konuda bir araya geldik. Malumunuzdur, yani Kudüs ümmetin malidir. Sadece Arapların değildir ve Filistin'in değildir. Hepimizin bildiği gibi Kudüs İslam ümmetinin ilk kıblegahidir ve bütün peygamberlerin toplandığı mekan ve merkezdir. Müslümanlar için mukaddestir, övülmüştür Kur'an-ı Kerim'de, Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan bahsedilmektedir. Bu nedenle Kudüs çok önemlidir. Kudüs bütün ümmetin malidir. Bütün ümmet Kudüs'ün Yahudilerin istilasından kurtarılması için bütün Müslümanlar üzerinde fıkhen vaciptir. Şu anda Kudüs işgal altında olduğu için bütün Müslümanlar buna çaba, Kudüs'ün kurtarılması için çaba göstermeyen bütün insanlar günahkar olur ve mesuliyet taşır. Allahu Teala onu bu konuda sorguya çeker. Bu nedenle bütün tabii ki toplumun rehberleri, yani şimdi bu ümmet genelde alimlerine ehemmiyet vermiştir. Alimler bu işe Kudüs'ün kurtarılması için öncülük etmelidir. Bil fiil adımlar atmalıdır. Mutlaka harekete geçmelidir ki halk da onlarla beraber harekete geçsin. Bu nedenle bu toplantı inşallah bu gibi hareketlerin oluşması için fiilen ya pratikte bir şey yapılması için İttihat şu anda bu konuyla uğraşmaktadır. Uğraşıyor. İnşallah iyi bir sonuca da vesile olur. İnsanların, ümmetin şuurlanması ve bu konuda her Müslüman için Kudüs'ün hassasiyeti dile getirilmesi, ilgilenmesi önemlidir. Bu bakımdan da bu toplantı da burada İttihat Merkezi'nde yapılan bu toplantı çok önemli görüyorum. Kudüs ve Mescid-i Aksa bir asra yakındır Müslümanların kanayan yarası. Fakat son süreçte özellikle terörist başı Trump'ın açıklaması, işte Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve yine Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak isteyişi Müslümanlar arasında bir infiala sebep oldu. Mescid-i Aksa biz Müslümanların ortak değeridir. Mescid-i Aksa Müslümanların üçüncü harem-i şerifidir. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın esir olması bütün Müslümanları mesul duruma sokuyor. İşte biz bu bölgenin alimleri olarak biz bu konuda ne yapabiliriz? Mescid-i Aksa'ya karşı sorumluluklarımız nelerdir?
bu gündemle toplandık ve inşallah güzel kararlar aldık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili geniş katılımlı bölge genelinde bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Ki biz Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hep gündemde tutalım. Müslümanlar için bir farkındalık oluşturalım diye. Biz şuna inanıyoruz. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için ümmetin ittihadı, ümmetin vahdeti şarttır. Ümmetin vahdeti için de alimlerin vahdeti şarttır. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve inşallah bu düşünceyle bölgedeki alimleri bir araya getirmeye çalışacağız. Din gönüllülerine, İslam alimlerine ve Kudüs aşkını içinde hisseden, Kudüs ve mübarek yerlerin hassasiyetini içinde hisseden bütün duyarlı Müslümanlaradır çağrım. Diyorum ki Kudüs'le ilgili sadece belli günlerde ya da ayın belli bir saatinde bir araya gelerek yapılan herhangi bir konferans, panel veya çalıştayla değil, belki her gün oturduğumuz her ortamda, oturduğumuz her mecliste insanlara Mescid-i Aksa'nın ehemmiyetini ve önemini anlatmalıyız ve oranın Müslümanların ortak değerinin olduğunu insanlara söylemeliyiz.